Arkadaşlar selam. Bugün size TweetDeck'ten bahsediyor olacağım. TweetDeck'i nasıl kullandığımı, sizin nasıl kullanabileceğinizi ve size ne fayda sağlayabileceğini konuşuyor olacağız. Şimdi Twitter günlük hayatımızda kullandığımız sosyal mecralardan biri. Yalnız verim alıp almadığımız tartışılıyor. Neden? İşte Twitter'ı kendi paneli üzerinde kullandığımızda çok sayıda trending topic görüyoruz, reklam görüyoruz. Bu bizim verimliliğimizi düşürebiliyor. Bunun için de TweetDeck kullanılıyor. TweetDeck ağırlıklı olarak Twitter'ı böyle daha verimli kullanmak isteyenlerin tercih ettiği araçlardan biri. TweetDeck'te gördüğünüz gibi sütunlar var. Bu sütunları siz oluşturuyorsunuz. Burada çeşitli sayıda sütunlar girilebiliyor. Şu an limitini bilmiyorum fakat biz işte gördüğünüz gibi 9-10 tane sütun var ve buna bir ücret vermiyoruz. Ücretsiz bir araç TweetDeck bizim kullandığımız kadarıyla. Hesabınızı TweetDeck'e bağlıyorsunuz, Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz ve sonrasında bu sütunları oluşturuyorsunuz. Peki sütunlar nasıl oluşuyor? İşte burada @column özelliği var. Burada @column'a girdikten sonra ne tarz bir sütun oluşturmak istediğinizi seçiyorsunuz. İşte listeler olabilir, like'lara göre olabilir, mention'lar, mesajlar, size gelen DM'ler, bunları hepsini TweetDeck üzerinde görebiliyorsunuz. Şimdi mesela örnek bir tane sütun ekleyelim. Search diyelim. İşte biz eğitim mesela eğitimle alakalı tweetlere bakalım. İşte eğitimle alakalı tweetlere baktığımızda gün içerisinde atılan tüm tweetleri görebiliyoruz. Bu ne için önemli? Mesela sizin bir aracınız var. Sizin bir ürününüz var. Örnek veriyorum. İşte futbol takımı olsun. İşte sizin sporla alakalı bir ürününüz var. Bu futbol takımıyla geçen tweetleri işte sataşmak istiyorsunuz. Sataşmak için de işte böyle tüm aramaları görüp bunların hepsine hızlıca buradan cevap yazabilirsiniz. Buradan mesela cevap yazabiliyorsunuz. Yani bu işte biyoplastik üzerine olabilir, atık üzerine olabilir, atık yönetimi diyelim mesela. Atık yönetimiyle alakalı tüm şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Mesela ihracat dediğimizde ihracatla alakalı tüm tweetleri buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz bunlara cevap atabilirsiniz. Gerekirse DM atabilirsiniz. Mesela girdiğimizde DM'i açıksa DM atabiliyorsunuz. Buradan bakabilirsiniz. Mesela açık. Direkt DM atmak istiyorsan buradan seçebiliyorum. O yüzden aslında Twitter'da yapabildiğiniz her şeyi TweetDeck üzerinde yapabiliyorsunuz. Ve burada Twitter'ı daha efektif kullanmanızı sağlıyor. Buradan daha fazla meyve yiyebilirsiniz. Bunların dışında da söyleyeceğim çok fazla bir konu yok TweetDeck üzerine. Dediğim gibi hesaplarınızı bağladıktan sonra buradan gerekli aksiyonları alabiliyorsunuz. İşte bir tweet'i açtığınızda direkt ona yönelik görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şunu ekleyeyim. Buradan tweet de atabiliyorsunuz. Şurada sol üstte tweet var. Tweet dedikten sonra işte ne yazmak istiyorsanız buradan paylaşabiliyorsunuz. Görseller eklenebiliyor. Ve son olarak söyleyeceğim, ben buradan thread atmayı bilmiyorum. Thread atıldığını da düşünmüyorum. Yani Twitter'da çok sayıda thread yapılabiliyor mu dediğimizde mesela bunu ben yapamamıştım. Eğer TweetDeck üzerinden thread atan biri varsa da bize yazabilir. Sadece tek tweet atılıyor diye biliyoruz. Bu şekilde umarım siz de TweetDeck'i kullanmaya başlarsınız. Kendinize iyi bakın.